Merhabalar sevgili hanımlar, Ayşe Deniz'in örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet, yine bir örgü videosunda daha sizlerle birlikteyiz. Tığ işi örgülerinizde, tığ işi yeleklerinizde, eto şavlarınızda, çizik örgülerinizde, bebek örgülerinde kullanabileceğiniz lastikli bir örgü modelden bahsedeceğim bu videomda arkadaşlar. Modelin yapımı için elimde bu şekilde ipim var. Şöyle Nako Baby, tabii ki siz dilediğiniz marka ip de kullanabilirsiniz bu modeli. Alize Angora türü iplerde de daha güzel duracağından eminim ama benim görüntümde daha net, kalın ipte daha net çıktığı için bu şekilde bir ip kullanıyorum. Modelimizin yapımına geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Şöyle tığım ise arkadaşlar kalın bir ip olduğu için bir numara bir tığ kullanıyorum. Şöyle bir numara 1.30-90 milimlik tığım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet, buyurun, Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelimizin yapımına geçelim. Modelimin yapımı için zincirler çekiyorum arkadaşlar. Şöyle zincir üzerine kuracağım. Zincir sayısı vermiyorum. Yapacağınız örgüye göre zincirlerinizi çekip fazlasıyla fazla kalan kısmını kesebilirsiniz. Evet, ben bir miktar zincir çekip geliyorum. Evet, burada zincirlerimi çektim. Şöyle tığımın başına ipimi alıyorum. Buradan 1 2 3 4. zincirimden giriyorum. Buraya kenar trabzanı oluşturuyorum. Yine tığımın başına ipimi alıyorum. Zincirimle birlikte 3 tane kenar trabzanı yapıyorum. Burada 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. 1 2 3 4. zincirimden giriyorum arkadaşlar. Buraya bir ikili trabzan yapıyorum. Yine sıradaki trabzana giriyorum. Zincirime giriyorum, trabzan yapıyorum. Yine sıradaki zincirime bu şekilde 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar burada 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. 1 2 3 4. zincirimden giriyorum arkadaşlar. Buraya yine 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 Yine 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. 1 2 3 4. zincirimden giriyorum. Yine buraya 1 2 3 4 5 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Şöyle arkadaşlar. Tekrar 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. 1 2 3 4.'ye hemen giriyorum. Burada kenar trabzanları yapıyorum. 3 tane kenar trabzanımı yapıyorum burada. Bu kenar trabzanlarını siz İsteğinize göre daha fazla bırakabilirsiniz. Şimdi burada tekrar 1 2 3 tane zincirimi çekip modelimi çevirdim. Tekrar buraya zincirimle birlikte 3 tane kenar trabzanı oluşturuyorum. 3 Burada 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Buradaki yapmış olduğum trabzanımı bu şekilde
alıyorum. Birini bir, diğerini iki de çekiyorum. Yine tığımın başına ipimi alıyorum. Yine buradan alıyorum. Birini bir, diğerini iki de çekiyorum. Burada tığımın başına ipimi alıyorum. Yine hemen örgümü çeviriyorum. Şöyle. Diğerini de hemen arka kısımdaki ilmeğimden alıyorum. Birini bir, diğerini iki de örüyorum. Yine tığımın başına ipimi alıyorum. Diğer ilmeğimi düz alıyorum. Yine tığımın başına ipimi alıyorum. Yine düz örgümü örüyorum. Burada iki tanesini düz, birini ters taraftan alıp ördüm. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Yine buradan birini düz, tekrar birini daha düz alıyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Diğerini de tersten alıyorum arkadaşlar. Tığımın başına ipimi alıyorum. İki tanesini düz alıyorum. Yine 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekiyorum. Yine aynı şekilde iki tanesini düz, yine bir tanesini tersten alıyorum. Şöyle. Tığımın başına ipimi alıyorum. İki tanesini düz alıyorum. Evet, bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Burada 5 tane zincirimizi çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimizi çekiyoruz. Burada kenardaki trabzanlarımızı yapıyoruz. 3 tane kenar trabzanımı yapıyorum. Üç tane zincirimi çekiyorum ve örgümü geri çeviriyorum arkadaşlar. Burada zincirim ile birlikte kenar trabzanlarımı yapıyorum. Evet, modelimizin 3. sırasında ise şöyle kenar trabzanlarımızı yaptık. 1, 2, 3, 4. Burayı 4 de çekebilirsiniz. 5 de. Hemen zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Burada yine ters olanları bir ön sırada düz ördüğümüzü yine bu sırada düz alıyoruz. 1, yine düz, şöyle. Tığımın başına ipimi alıyorum. Bunu da ters alıyorum. Düz olanı da şöyle ters alıyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Ters olanları düz. Burada 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Yine düz. Yani ters. Bu taraftan ters görünüyor. Bu kısımdan düz. Şimdi yine bunu düz alıyorum. Yine bir tane daha düz alıyorum. Şimdi bunu ters alıyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Düz. Yine düz.
Tekrar 1, 2, 3, 4 zincirimi çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Bu şekilde örneğimiz devam ediyor arkadaşlar. Bunu ters alıyorum. Örneğimi ben bir kas sıra ilerleyip tekrar sizlerle buluşacağım. Bu tekrarı bu tarafa döndüğümüz zaman yine ters ilmeklerimizi düz, düz ilmeklerimizi ters alarak devam edeceğiz. Ben modelimi bir kas sıra ilerleyip tekrar sizlerle buluşacağım. Evet arkadaşlar, örneğimi şöyle ben bir kas sıra ördüm. İki tarafı da aynı, tersi düzü yok. Şöyle göstermek istiyorum. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğer iki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.